İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Stardew Valley'de modları incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü modumuzun adı aslında Pokemon modu ama birkaç tane Pokemon modunun birleştirilmiş hali. Şöyle ki Stardew Valley için çok güzel Pokemon modları var. Daha önceki videoda, İşin Kılıcı videosunda da bahsettiğim üzere modların büyük bir kısmı kozmetik, yani skin eklemek gibi. Oyuna oynanışını etkilemiyor, görsellerini değiştiriyor. Aslında oyunun tamamen bir Pokemon dünyasında geçen, bütün hayvanların Pokemonlaştı. Hatta bazı karakterlerin Pokemonlaştı. İşte ne bileyim, bu korkulukların Pokemonlaştı modlar var, fakat bunları bir şekilde ulaşamadım. Ben de Steam üzerinden harici 3 tane Pokemon modunu indirdim. Bunun bir tanesi hayvanları, bir tanesi canavarları, bir tanesi de evcil hayvanımızı Pokemonlaştırıyor. Hemen hızlıca bakalım. Mesela görüyorsunuz, şurada ördeğimizin farklı olduğu dikkat çekiyor. Bu şeyin Pokemon'un adını bilmiyorum. Ben o ilk nesilde kalmış durumdayım. Ama Ducklet galiba ismi. Bu Psyduck'in falan bir küçük hali olsa gerek. Şurada domuzun Slowpoke'a dönüştüğünü görüyoruz. Pek de göremiyoruz çünkü şu çimler engel oluyor. Şunları bir keselim. Bakın, görüyorsunuz şurada domuzumuz Slowpoke'a dönüşmüş. Keçimiz de burada Tauros Pokemon'a dönüşmüş. Tauros mu oluyor, Tauros mu oluyor artık? Tam ismini bilmiyorum. Tavşanlarımız, tavşan da nasıl bir laf olduysa, tavşanlarımız da burada bir Pokemon'a dönüşmüşler. Onun da hangi Pokemon'a dönüştüğünü görmüyorum. Bilmiyorum, özür dilerim. Ha, şurada bir tane şey var. Omnastar mıydı? İlk nesil Pokemon'lardan. Bu da slime'ı, dinozor, özür diliyorum. Slime nereden çıktı? Dinozoru Pokemon'a dönüştürüyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Bu bir Pokemon modu olarak geçiyor ama oyunun böyle bir Pokemon'larla alakalı bir kısmı olmuyor. Yani bir oynanışı Pokemon olarak etkilemiyor. Kedimiz de gördüğünüz gibi roket takımının müzmin Pokemon'larından Meow'a dönüşmüş durumda. Şöyle bir sevelim. Hemen hızlıca bir mağaraya gidelim. Bakalım mağaradaki yaratıklar ne olarak karşımıza çıkacak. Bu arada aşağıda itemlerimiz arasında görüyorsunuz, kılıcımız hala ışın kılıcı olarak duruyor. Çünkü o tekstür paketi silmemiş durumdayım. Ya, o benim internette gördüğüm Pokemon modları çok güzeldi gerçekten. İşte atıyorum, şurada bir tane Pokemon heykeli oluyordu falan, böyle tamamen bir Pokemon dünyası yapıyordu. Eğer bu oyun için yapılabiliyorsa tabii, hani Pokemon Go şeklinde oyun içine küçük bir Pokemon Go eklense efsane olur diye düşünüyorum. Oyun içinde Pokemon yakalama imkanımız falan olursa gerçekten çok iyi olur. Şurada bir slime görüyoruz. Bunun bir Pokemon'a Pokemon dönüşmediğini görüyoruz. Henüz şu ana kadar bu canavarlardan bir Pokemon'la karşılaşmadık. Ama tahmin ediyorum yarasalar Zubat olmuş olması lazım. Ya, buradaki yarasa normal yarasa olarak geldi. Bir numarası olmadı. Yani açıkçası beklediğim kadar oyunu etkileyici bir mod değil bu. Böyle bütün hayvanların, bütün yaratıkların Pokemon'a dönüştüğü bir mod çok daha başarılı olurdu. Ya, çok merak ediyorum, bir tane acaba bu canavarlardan Pokemon'la karşılaşabilecek miyiz? Henüz karşılaşamadık, o imkana sahip olamadık. Bir de 3 tane farklı texture pack indirmek zorunda kaldım. Çünkü bunları derleyip toplayıp modların nedense indirme linkleri internette bulunmuyor şu anda. O forumlarda falan yazıları var ama şey olarak, toplu olarak, hatta Pokédex Valley olarak geçiyordu bir modun ismi. O şekilde yer almıyor. Ama kötü olmuş, bu canavarlardan da bir sürü Pokemon'a dönüşen vardı. Acaba ben mi kurmada bir problem yaşadım? Onu bilmiyorum. Henüz karşılaşmadık birisiyle. Yok, hayır, burada hiç kesinlikle Pokemon yok yani. Canavarlar, slime'lar oldukları gibi durmuşlar. Yani yarasalar bile bir Zubat beklerdim en azından. Bir Zubat'a dönüşmemişler. Şu hayaletlerle karşılaşsaydık belki Ghastly, Mansley, o tarz bir hayalet Pokemon'u gelirdi. O da herhalde yok gibi şu anda. Karşımıza çıkmıyor. Ama şeyler, hayvanlar güzel olmuş en azından. Onlar Pokemon'a dönüşmüşler. Belki bir yarasa da Zubat'tır, bilemiyorum. Yani şimdi Zubat'ın da çok farklı bir ne derler ona, yarasadan farklı bir görüntüsü olmadığı için onu bilemeyeceğim, Zubat mı değil mi. Ben niye aslında yanıma taş almadım, bunları kırmakla uğraşıyorum. Şuradan bir daha aşağı katlara gidelim olmadı. Acaba mumyalar falan da dönüşmüş olabilir mi Pokemon'a? Yok, mesela burada kırmızı, bu bir Pokemon. Bu bir Pokemon. Ne olduğunu bilmiyorum ama oyunda böyle bir canavar yoktu. Abi, burada bir tane daha var.
Ha bu şeye benziyor. Cubone'a benziyor ama Cubone bu kadar beyaz değildi sanki. İlk nesil Pokemon'lardan da o da. Bilemiyorum artık o Cubone muydu yoksa yeni nesil Pokemon'lardan biri miydi bilmiyorum. Ama bayağı Cubone'a benziyordu o Pokemon. Işın kılıcıyla Pokemon dünyasına girmiş olduk. Ya o şey olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. O Pokédex Valley modunu bulabilseydim eğer. Yani kullananınız varsa da belki yol gösterir. Şurada vardır, şurada yoktur şeklinde. Ama o slime'lar falan hep aynı kalmışlar ki. Aynı kalmamaları gerekiyordu açıklamaya göre. Buralarda da bir şey yok gibi. Yani burada da yok. Acaba şeyde var mıdır onu merak etmedim değil. Oraya bir bakalım isterseniz. Şu çöldeki yerde. Oraya en kısa nereden gideriz? Oyunu da uzun süre oynamayınca mekanikleri unutuyorum. Yolları unutuyorum. Oynanışı unutuyorum. Ama bayağı oynamayınca tabii ki bu tarz şeyler normal oluyor. Şuradan bir insek. Hop köy meydanı. Merhaba muhtar dayı. Ya işte o dediğim modda mesela işte şurada bir heykel falan. O tarz eklentiler daha güzel olabilir ama Stardew Valley için henüz modlar beklenilen düzeyde değil. Yani öyle bir atıyorum bir Skyrim. Ayda niye gidemiyoruz? Niye gidemiyoruz gerçekten? Heh, tamam şöyle gidelim. O kadar unutmuşum ki oyunu. Yani Stardew Valley için modlar henüz böyle bir Skyrim veya belki Ark seviyesinde değil yani. Oyunu çok değiştiren bir mod yok yani. Böyle çok cılız eklentiler var. Yani daha fazlasına kesinlikle müsait bir oyun Stardew Valley. Daha güzel, daha büyük şeyler kesinlikle yer alabilir. Aha, evet işte bir tane Magnemite gördüm. O beni mutlu etti. Spice Eel'den mi yesek bir tane? Hızlanalım. Magnemite güzel oldu. En azından tanıdık bildik. Bizim jenerasyondan bir Pokemon. Ölmeyelim burada. Dan diye girdik ama bunu kesemediğimiz bir şey vardı. O galiba. Canımız da azaldı. Orada yine Mak var. Mak var. Yine en azından bildiğimiz bir Pokemon. Neyse. Buraya gelmemiz iyi oldu. Ha slime'ların büyüğü galiba Mak olmuş. Evet. Çünkü Mak'ı kesince küçük slime'lar düştü işin içinden de nasıl bir laf olduysa. Hadi öleceğiz birazdan. Canımız çok azaldı. Herhalde başka da yoktur diye tahmin ediyorum. En azından birkaç tane de olsa tanıdık sima gördük. Tabii şu aralar Pokemon Go sayesinde tekrar revaçta ilk 151'den birkaç tane daha görmek güzel oldu. Ya bu da çok açıkçası hayal kırıklığı yaşatan bir mod diyebilirim. Hani beklentiyi karşılamıyor. Böyle küçük bir güzel, küçük bir nüans eklemiş oluyor oyuna sadece. Bir dokunuş eklemiş oluyor. Daha böyle oyunun gerçekten zevkini arttırıcı mod ben çok rastlamadım. Ama onlara da bakacağız. Bu hızlı ulaşım oyun içi hile modlarına da bakacağız. Bu tarz kozmetik modların yanında. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.